İlçemizde Bayram Efendi Osmanlı kahvesi geçtiğimiz günlerde hizmete girmişti. Yeni işletme bugün saat 14'te açılış yapacak. Biz de işletmenin sahibi Faruk İşlek ile kısa bir röportaj yaptık. Efendim, ilçemiz yeni bir mekana sahip oldu. Kahve sektörünün öncülerinden Bayram Efendi Osmanlı kahvecisi ilçemizde geldi, şubesini açtı. Gerçekten çok nezih bir mekan. Biz de mekanın işletmecisi Faruk Bey ile beraberiz. Hoş bulduk. Biraz Osmanlı kahvecisi nedir? Neleri var? Hangi ürünler var? Nasıl bir ürünleri var? Sektöründe öncüsü olan bir firma. Bunları öğrenelim dedik. Yarın da açılışları var. Öncesinden bir haberini yapalım dedik. Faruk Bey, öncelikle siz de ilçemize hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bayram Efendi Osmanlı kahvecisi aslında sektörün ilki. Bu kahve zincirlerinin öncüsü. Büyük bir Ar-Ge ekibine sahip. Yaklaşık 2009 yılından beri kahve sektöründe, başta kahve sektörü olmak üzere, işte pasta, tatlı, soğuk içecekler, dünya kahveleri gibi çeşitli ürünleri mevcut. Aslında Korkuteli'ye çok uzak bir marka değil, mesafe olarak Antalya'nın çıkarttığı, Antalya'nın doğurduğu bir marka. Ürün kalitesi anlamında yüksek standartlara sahip bir firma. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında önemli ödüller alan bir firma. Bu yıl üçüncü kez üst üste Brüksel'de düzenlenen Üstün Lezzet Ödülü'nde limonatamız ödül aldı. Bu konuda iddialıyız. Korkuteli'ye de iyi lezzetler sunacağımıza inanıyoruz. Bu şekilde çeşitli Türk kahvelerimiz var. Türk kahvesinde de sadece Türk kahvesi olarak değil, aromalı Türk kahvelerinden damla sakızlı, Hindistan cevizi, karamelli Türk kahveleri. Diğer taraftan sadece Bayram Efendi Osmanlı şubelerinde bulunan Efe kahvesi. İçerisinde 11 adet karışım. Bu kahvemiz mevcut. Yanında Osmanlı kahvesi dediğimiz bir kahvemiz var. Bunun da Korkuteli'de ilk olduğunu biliyoruz. Şimdilik başka yapan olmadığını biliyoruz. Osmanlı kahvesi nedir? Direkt cezvede pişen bir Türk kahvesi. Telvesini yukarıda bırakan bir kahve. Yani kahve konusunda iddialıyız. Lezzetlerimizde arkasındayız. Korkuteli'li hemşerilerimizi bekliyoruz. Sadece kahve olarak değil, tatlı olarak ve mutfak, yakında da herhalde mutfak bölümünüz devreye girecek. Onlarda ne gibi çeşitler olacak, neler olacak? Şu an için aparatiflerimiz var. Kimseyi aç göndermiyoruz, doyuruyoruz ama daha yoğun lezzetlerle ilgili mutfak devam ediyor. Mutfağımızı açtığımız zaman içerisinde pizzalar, makarnalar, ev yapımı hamburger, orta konuda da çok iddialı geliyoruz. Etlerimizi kendimiz yapacağız. Bir Korkuteli hemşehrilerimize de müjdemiz olsun. Bayram Efendi Osmanlı markasının Türkiye çapındaki yemek menüsünü çıkartan, bununla ilgili hem Ar-Ge çalışmasını yapan, hem bunun menülere girmesini sağlayan uzman aşçımız da bizim şubemizde olacak. Bu da ayrı bir keyif olacak tabii burada. Yani sadece bir kafeterya pastanın yanında yemek yerken de çok iyi lezzetlerle ağırlayacağız misafirlerimizi. Limonatayı tattık, gerçekten çok güzel. Efe kahvesi de hakikaten harika, farklı bir lezzet. Biz de tavsiye ederiz. Yani mutlaka gelin bir deneyin en azından. Ayrıca yarın bir de açılışımız var. Şöyle tarih olarak da söyleyelim. 16 Temmuz, evet. Salı günü saat 14'te açılışımız var. O bizim meşhur limonatamızı ikram edeceğiz. Yani buyursunlar, gelsinler. Güzel bir mekanımız var. Burada rahat etmeleri için gerekli her şeyi yaptık. Hiçbir şeyden kaçınmadık. Biz misafirlerimizi iyi ağırlıyoruz Türkiye çapında. Korkuteli'de de bunun tekrarı için geldik. Şöyle de söyleyelim, seyircilerimiz de bilsin. Burada iki tane bahçe var. Hem sağ tarafımızda, kameraman arkadaşımız da gösterirse, açık bahçe olarak, hem de arka tarafta gayet geniş arka tarafta bir bahçe var. Hem iç mekanda oturabilecekler. Evet. Rahat sigara şekilde. Sigara içilebilen, içilmeyen bölümlerimiz var. Ayrıca arka bahçemiz 50-60 kişilik nişan, doğum günü gibi organizasyonlara da müsait. Bu şekilde kendilerini de ağırlayabiliriz. Böyle organizasyonlarını, toplu doğum günleri,
Hani bayanlar gün yapmak isterlerse orası da fizik mekan olarak gayet hoş ve güzel bir ambiyansa sahip. Bugün açılış var saat 14'te. Tüm kokteyli kahve severleri, limonata severleri açılışa bekliyorlar. Biz de tavsiye ediyoruz Korkuteli TV olarak. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Bu arada şöyle kahveleri de gösterelim. Evet. Abi Efe kahvesi mi? Bu Efe kahvesi. Bu arada kahvelerimizi bakır cezvelerle yapıyoruz. Makine kahvesi kesinlikle değil. Ya bizim zaten Bayram Efendi Osmanlı kahvecisi olarak sloganımız bir geleneğimiz var. Markamızın sloganı da bir geleneğimiz var olduğu için kahvelerimizi geleneğimiz üzerine pişiriyoruz. Kesinlikle makine kahvesi kullanmıyoruz. Evet, gerçekten çok farklı. Yani hani eskiden evlerimizde içtiğimiz, şimdi lezzetini unutmaya başladığımız bu cezve kahvesini burada yaşatıyorlar. Biz de gerçekten tavsiye ediyoruz. Recep kardeşim de işinin ehli, baristası olarak mutlaka gelin. Bu Osmanlı kahvesinden, kahvecisinden, Bayram Efendi Osmanlı kahvecisinden bir 5 dakikanızı ayırın. En azından bir çayını, çayı da çok güzel burada şey yapayım. Mesela her mekanda bulunmuyor. Hafif, çok belli değil. Bergamotlu bir şey. Ama öyle çok rahatsız edici, sevmeyenler için rahatsız edici olabilir. Değil. Bu değil. Çok az. Ama mesela ben bergamotlu çayı çok seviyorum. Evet. Ve her yerde bulamıyorum. Tam damak tadına göre. Evet. Güzel. Zaten Osmanlı'nın en büyük özelliklerinden birisi de bir Ar-Ge ekibi var. Arkasında çok ciddi çalışan tad uzmanları var. Bizim şubemizde açılmadan önce kendileri buraya geldiler. Tadlarımızı, suyun sertlik derecesini, pH'ını, kireç seviyesini, kahvelerle ilgili aygıtlarımızın bütün denetimleri yapıldı. Ondan sonra şubemiz satışa uygun görülerek açılışa hazır hale getirildi. Yani buradaki tadları Türkiye'nin herhangi bir yerine gittikleri zaman yine aynı tad neyse, Bayram Efendi Osmanlı kahvecisinde içtikleri tad neyse, buraya geldikleri zaman da bulacakları tad, o özgün tad yine aynı olacaktır. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim şimdiden açılışınızda. Allah utandırmasın. Amin. Tüm kokteyli halkını da bugünkü açılışa bekliyoruz.